Matematikte sorular formülle çözülür. Bizim de en büyük problemimiz olan mutluluğun bir formülü var. Gerçekten en büyük sorunumuz mutlu, huzurlu olamıyoruz ve kendimize sürekli bunları temenni ediyoruz. Bir insanla görüştüğümüzde mutluluğunu isteriz, huzurlu olmasını isteriz değil mi? Ama sen bunun formülünü bilmiyorsan neyini bilirsen bil. Elde edemeyeceksin. Toplayacaksın, çarpacaksın, çıkaracaksın ama elde ettiğin sonuç mutluluk olmayacak. Şimdi bu derste bu formül var. O mutluluğun, huzurun formülü var. Ve şöyle bir mesele. Ahiretteki mutluluktan da bahsetmiyoruz. Şu formülü çözen bir insan aradığı huzuru, mutluluğu direkt dünyada elde edecek. E dünyası mutlu, huzurlu olanın ahiretini varsan hesapla. Şimdi müminde bir hastalık var. Mümin sürekli her işinde yalan dünya diyerek bir yalan söylüyor. Nereden belli yalan söylediği? Dünyaya yalan diyor ama hissiyle, aklıyla, kalbiyle yani bütün sermayesiyle dünyaya saldırıyor. Ardından ne namaz bırakıyor... Ne haram bırakıyor, ne helal bırakıyor. Aslında biz böyle yaparak ne oluruz biliyor musun? Dünyanın yalan olduğunu söyleyen ama aslında ahiretin yalan olduğu gibi yaşayan bir iki yüzlü oluyoruz. Ahirete iman ettiğimizi söyleyen ama o imanın bedelini ödemeyen bir zavallı oluyoruz maalesef. Emanetçi gibi davranmıyoruz. Dünya yalan derken yalan söylüyoruz. Bizi birisi bu halde görse bunlar böyle söylüyor ama dünya gerçek, ahiret yalanmış gibi yaşıyor diyebilecek hayatlar yaşıyoruz maalesef. Keşke bu cihette hayatı her şey sanmasak. Ama zor yani, imtihan gereği zor. Bu zorların içerisinde mutluluğu bulmak da zor. Zor olan ne? Herkes seni dört bir yandan dünyaya çağırıyor, öyle mi? Okula gidiyorsun, işe gidiyorsun, eve gidiyorsun, evle bir yere gezmeye gidiyorsun, arkadaşlarınla bir ticaret yapacaksın. Herkes seni bunlarda neye çağırıyor? Dünyaya çağırıyor. Yani bir insanla ticaret yaptığında faizin haram olduğunu söylesen artık seni tımarhaneye kapatılacak bir adam gözüyle görüyorlar. Niye? Herkes seni dünyaya çağırıyor öyle değil mi? Ahirete çağıranlar o kadar az, o kadar az ki ama inanın o azlar çoklardan daha çok ve daha kıymetliler. Bir gün Hz. Ömer'in hilafet zamanında Mescid-i Nebevi'de sahabe efendilerimizin bir tanesi elini açmış dua ediyor. Ya Rabbi beni azlardan kıl, Ya Rabbi beni azlardan kıl. Bu cümle Hazreti Ömer Efendimizin kulağına gidiyor. Adamın yanına gidiyor. Ya diyor sen nasıl dua ediyorsun? Bizi azlardan kıl diye dua mı olur deyince Ya Ömer Kur'an'da demiyor mu? Ekseren nasila la yeğlemun. İnsanların çoğu bilmezler. La yeşkurun. İnsanların çoğu şükretmezler deyince Hazreti Ömer hem aynı duayı kendisine istiyor hem kendisi için de aynı duayı ediyor. Ya Rab beni azlardan kıl. Ya Rab beni azlardan kıl. Az olanlar her dönemde olduğu gibi bu dönemde de kıymetli. Biz o az olanların rehberliğinde şu formülü çözebilirsek bu dünyadaki en büyük problem olan mutluluk problemimizi çok güzel bir şekilde çözeceğiz. Şimdi biz bu sorunu çözelim diye Allah azze ve celle bize şöyle bir ikramda bulunuyor. Ben bu dünyada sürekli yanlış yaşasam, ardından imtihan günü gelse, birden gözümü açsam cehenneme Allah beni atsa. Sürpriz olur değil mi? Ya Rab dünyada ne güzel yaşıyordum. Ne oldu da benim bir anda cehenneme gittim diye sürpriz olur. İşte o sürprizi yaşamayalım diye yanlış yaşadığımız hayatların neticesinde Allah bize manevi bir cehennem yaşatıyor. Kalbimiz daralıyor. Mutluluğu bulamıyoruz. Huzuru bulamıyoruz. Ne yaptığımızdan dolayı? Yanlış adım attığımızdan dolayı. Aslında bizim orada mutluluğu bulamamamız geleceğe yönelik daha ciddi bir mutluluğa davetiyedir. Ben bu dünyada mutlu ve huzurlu yaşayıp yanlışlarımı görmesem yani beni düzeltecek bir hoca olmasa yanlışlarımın azabını kastediyorum. Beni düzeltecek bir yardımcı olmasa yanlışların kalbime verdiği o manevi cehennemi kastediyorum. Gözümü açıp birden cehenneme girsem, Allah muhafaza etsin hepimizi, hafizan Allah, bu bana sürpriz olur. İşte ben diyorum ki bu dersin içerisinde şu verilecek olan formülü anlarsak dünyada o manevi azap olarak gelen yardımcılara da ihtiyaç kalmayacak. Bu ihtiyaç, bu yardımcı da gerekmeyecek bana. Direkt hem dünyada hem ahirette birden saadeti yakalayacağım. Sefahetin temelinde şu var. Bu benim bedenim, benim hayatım, benim suyum, benim çocuğum, benim evim, benim eşim. İstediğim gibi yaşarım. Çocuklukta da böyle öğretiliyor değil mi? Maalesef okulda değil mi? Sen sana aitsin, bu benim, bu benim, bu benim diye öğretiliyor. Şimdi bunlar benimse o zaman ben şunları yaparım. Bir, ne kimseye hesap veririm. İki, ne kimsenin kanunlarına uyarım. Doğru mu? İşte bunun adına biz hürriyet dersek, hürriyet Hayvani duyguların esaretinde yaşamak olur. Benim hayatım, benim özgürlüğüm, benim bedenim istediğim gibi yaşarım, istediğim gibi bunu tüketirim, kimseye de hesap vermem. Nasıl bir hayat olur bu? Hayvani duyguların esaretinde yaşanan bir hayat olur. Bunu tetikleyici başka bir şey daha öğretiyorlar. Maalesef çocuklukta öğretiyorlar. Özgüven diye. Kendine güven, içindeki kuvveti bul diyorlar. Şimdi benim kendime güvenebileceğim aslında hiçbir gücüm yok. Benim gücüm nereden geliyor biliyor musunuz? Acizliğimi fark ediyorum. Dünyayı kudret elinde çeviren Allah'a dayanıyorum. Benim gücüm burada geliyor. Peki özüne güvenen, kendine güvenen bir insan Allah'a güvenme ihtiyacı hisseder mi kendisinde? Bunu hissetmezler. Hangi damar besleniyor? Kendine güven, sen içindeki kuvveti bul diyerekten kişideki firavunluk damarı besleniyor. Ve ne oluyor sonucunda? Allah'a ihtiyaç hasıl olmuyor. Şimdi Allah'a ihtiyacım yoksa az önceki konuyu başa alalım. Allah'ın kuralları da yok demektir. Allah'ın bana verdiği mülk emanet değil. Benim kendi mülküm demektir. Bunun sonucu neye çıkar? Vur patlasın, çal oynasın. Nerede sabah? Orada akşam. İstediğimi yer, istediğimi içerim. İstediğime zulmederim, istediğime iyi davranırım. Yani ne çıkıyor ortada? Sefaat çıkıyor, firavunluk çıkıyor. Peki bunun çözümü nasıl olacak? Şimdi sizde de böyle damarlar vardır değil mi? Farkındasınızdır, hoşunuza gitmiyordur. Ama fark ettiğinizde şunu fark ediyorsunuz. Ya ben bir kul gibi yaşamıyorum. Sanki benim hayatım bana aitmiş gibi yaşıyorum. Peki bunun çözümü nedir? Nasıl olacak bunun çözümü? Çok güzel. Yani çözümü şurada. Ben bana ait değilim. Bu hayat bana ait değilse istediğim gibi de yaşayamam. Bunu bir yakalarsak var ya, o az önce saydığımız mutluluğun, huzurun formülü tam buradan çıkacak. Şimdi biraz konuyu geniş ele almak istiyorum. Avrupa yıllarca akıl ile dünyada bir cennet kuracaklarını zannetti. Daha sonra bu temel kabulün yanlış olduğunu gördüler. Mesela bir örnek verelim. Hayat seviyesi en yüksek ülkelerden bir tanesi Norveç. Kişi başına düşen gelir 70 bin eurolardan bahsediliyor. Akıl almaz rakamlardan bahsediliyor. Memleketin güzelliği desen o biçim. Ormanları o biçim. Sanki troller yaşıyor. O kadar devasa ormanlar var. İnsanlar kışın eksi otuzlarda oksijen alabilmek için hem evi ısıtıyor hem pencere açıyor. Yani bizim tasarruf mantığımızda zıt hayatlar yaşıyorlar o şekilde. Ama intihar oranlarının sayılamayacak seviyede başka ülkelere fark ederek en ciddi yaşandığı yer Gene Norveç. Yani Avrupa bunu denedi. Biz aklımızla dünyada bir cennet inşa ederiz dediler. Ama artık bunda çıkış olmadığını farkındalar. Ve ne diyorlar biliyor musun? Bizim yaşayabilmemiz için başka bir şey lazım diyorlar. Adını hala koyamadılar. Biz bu derste bunu konuşacağız işte. Bizim yaşayabilmemiz için başka bir şey lazım diyorlar ya. Hani metafiziksel bir şeyden bahsediyorlar. Bunun farkındalar. Ama adını hala koyamadılar. Ben diyorum ki bizim de içimizde Avrupalı var. Bu cihette sefalet cihetiyle söylüyorum. Yani buluş teknoloji cihetiyle söylemiyorum. Yani gümrükten vizesiz geçirdiğimiz kötü ahlakları var ya ben onlardan bahsediyorum. Bizim de içimizde bu cihette yaşayan bir Avrupalı var. Ve bizim her gün her gün huzurumuzu, mutluluğumuzu çalıyor hayvanı bir hayat ile. Ama onların nasıl elinde kaldıysa bizim de şahsi hayatımızda elimizde kalıyor. Aradığımız mutluluğu, huzuru bulamıyoruz. Çünkü ne lazım? Başka bir şey lazım. Ne lazım? O başka bir şey nedir? Şimdi Kant diyor ki, nazari akılla Allah bilinemez diyor. Nazari ne demek? Teorik. Teorik. Nazari yakın ne demek? Teorik akıl demek. Yani ne demek istiyor biliyor musun? Sadece okumakla Allah bilinemez. İhsan o zaman ne lazım? Amel lazım. Şimdi bak, çok güzel bir örüntü çıkıyor bak. Avrupalının içine düştüğü gayeyi anladık herhalde. Çıkamamışlar. Huzuru bulamamışlar. Biz de Avrupa'ya gittik. Öyle bireysel yaşantıları görseniz üzülürsünüz yani. İnsan işte işle, güçle falan böyle bir uyuşturucu evinden bir hayat yaşıyor ki düşünemesin yani. Ne olacağım diye düşünmemesi lazım. Şimdi Kant diyor ki nazari akıl ile Allah bilinemez diyor. O zaman Allah bilmek için ne lazım? Amel lazım. Bakın ecdattan böyle yaşamış biliyor musunuz? Osmanlı'da İslam'ı bilip yaşayabilen niceleri var ki okuyarak öğrenmemişler. Neyle öğrenmişler biliyor musunuz? Görerek ve yaşayarak öğrenmişler. İşte İslam'ı görerek ve yaşayarak öğrenmeye ne deniyor? Medeniyet deniyor. Ne medeniyeti? İslam medeniyeti. Sizler mesela dışarı gittiğinizde bir ay, bir yıl dışarı gittiğinizi düşünün. Sabah namazına kalkma haleti bile zorlanıyor insanda. Neden ama hayal hanemin içerisinde tesbihatlar uzun, günlük okuduğunuz Kur'anlar saatlerce neden bu kadar rahat bunları yapabiliyorsunuz? Çünkü bu medeniyet yani amel bunu öğretiyor. Nazari, teorik akıllı Allah bilinemez. Neyle öğrenir? amel ile yaşayarak yani bir medeniyet tasavvurunda öğrenilir. İşte siz bu yüzden burada rahat oluyorsunuz bir cihette. Ama dışarıdaki insanların inanın ahvali çok üzücü. Ben daha bu hafta yine bir arkadaşla muhabbet ettim. Ahiret dedim, ölüm dedim. Ya zaten çok belli değil mi yani? Eskiyoruz yani. Belimiz ağrıyor, dişimiz ağrıyor, gözümüz, kaşımız ağrıyor. Kendisi de aynı ahvalde. Yani bizim bunları sorgulamamız lazım deyince aldığım cevap çok üzüyor beni. Ben bunlarla ilgilenmiyorum diyor. Senin ilgilenmiyorum dediğin şey bizzat sensin. Allah bütün kainatı tasarruf ederek senle ilgileniyor. Ama sen hayır istediği kadar ilgilensin. Ben o Allah'la haşa ilgilenmiyorum cüretinde bulunabiliyorsun. Biraz daha kibar konuşmak isteyenler de şu cümleyi söylüyor. Ya yanlış anlama ama vaktim yok. Senin zaten vaktin yok. Yani vakit sana ait değil. Bu maddenin hareketiyle vakit yaratılıyor ya. Zaten sen vakit yaratamıyorsun. Yaratamadığın bir şey senin değil. Vakit zaten Allah'ın. Yaratan Allah'sa nasıl tasarruf etmen gerektiğini de onun söylemesi lazım. Koskoca kainatın gündeminde biz varız. Bizim gündemimizde üç kuruşluk meseleler var ve diyoruz ki bu cümleler beni ilgilendirmiyor. Neden bir insan bu konu beni ilgilendirmiyor diyebiliyor? Çünkü ben emanetçi değilim, sahibim diyor. Yani ben bu hayat, bu yaşantı ibaha yani emanet değil, temlik yani benim mülkümdür diyor. Yani bu hayat ibaha bana emanettir demiyor dese bütün formülü çözecek. Bu hayat, bu yaşantı bana temliktir diyor. Madem benim Sorgulamak istemiyorum, canım onu istemiyor, namaz kılmak istemiyorum, helal haram ayrımında bulunmak istemiyorum. Görüyor musunuz sefahet ve problemler nasıl çıkıyor ortaya? Temelde çözmemiz gereken iki kelime var. Bu iki kelime bir, ibaha yani emanet, iki temlik yani mülk. Hadi bakalım başlayalım okumaya. Anahtar kelimelerimiz çıktı herhalde ortaya. İbaha, temlik. Zaten temlik mülk farkında mısınız? Aynı köken. Buyurun. Bismihi subhanehu. Barla lahikası. 15. notanın üçüncü meselesi. Ey insan ve ey nefsim, muhakkak bil ki Cenabı Hakk'ın sana inam ettiği vücudun, cismin, azaların, malın ve hayvanatın ibahedir. Temlik değildir. Yani emanettir. Senin mülkün değildir. Evet. Yani istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş istifade et diye ibahe etmiş. Sen faydalanabil diye sana emaneten vermiş. Hani arabamız olmaz arkadaştan isteriz. Faydalanabileyim diye emaneten verir. Aynı o şekilde kainatı, bedenimi, vücudumu, atamı, ötemi istifade edeyim diye ibaha yani emanet suretinde vermiş. Buyurun. Senin gibi idare etmekten hakikaten aciz ve tedbirden cidden, cidden cahil bir şahsa temlik etmemiş. Ne belli Allah'ın bana temlik yani mülk olarak vermediği ne belli bu bedenimi İdare İdaresini bana bırakmadığından bak bir sonraki cümleyi okuyalım buyur çünkü mülk olarak verseydi idaresini sana bırakmak lazım gelirdi çok önemli yani şimdi bu cümleler anlaşılmazsa dersin devamı güzel bir hissiyat bırakır ama formülünü bırakmaz ya şimdi biraz dersi genişletmem lazım da bir cümle ifade etmem lazım bir insanın imanı şüphe ile gider merak başkadır şüphe başkadır. Şüphe kalbin kanseri bitirir. Şimdi bir insan uzun süre iç dünyasında Resulullah Aleyhisselam'ın evliliğiyle ilgili şüphe duysa, onun peygamberliğiyle ilgili şüphe duysa bu adam mürtet olur. Yani dinden çıkar bu adam. Şimdi bir insanın kalbine anlık vesvese gelebilir mi? Gelebilir. Ne olacak biliyor musun? O vesvese gelir gelmez senin içinden buna cevap verecek bir cümle çıkması lazım. Şimdi mesela hizmette bazen insanlar irtidat ediyor. Hizmet irtidadı da var değil mi? Hizmetten çıkıyor. Şimdi nerede sorun var? İçeriden kalbine bir şüphe düşüyor. Yapar mıyım, eder miyim, o mu, bu mu, şu mu falan. Siz sahabe hayatı okuyunca niye rahatlıyorsunuz? İçinizde ne kadar şüphe varsa onun cevabını alıyorsunuz kalbinizde. Yani müminde böyle bir hal olmak vacip vacip zorunda. Senin içinde gerek imana medar, gerek amele medar, gerek okuduğun bir meseleye medar bir şüphe çıkacak. Hiç çıktı olmuyor mu yani? İnsan insandan da şüphe duydu olmuyor mu? Ne oluyor? Bir anda kalbinden bunu bastıracak bir cümle çıkmak zorunda. O yüzden bunları formülize etmemiz çok önemli Salih. Yoksa buradan güzel bir hisle ayrılırsın. Üç gün sonra şeytan kalbine bir tane vesvese düşürür. Ama kalbinden buna cevap çıkmaz. Bak buradaki mantık sileleri muvazene ve muhakemeni geliştiriyor. Normalde biz bu cümleyi okumadan da bu cevabı verebiliriz. Ne yaparsak? Fıtratımızı temiz tutarsak bu cevabı veririz. Şimdi yine konudan bağımsız bir iki kelime edeyim de. Şimdi bizim iyi bildiğimiz iki kelime var. Birisi avam, birisi havas. Avam ne demek? Hayatını ihtiyaç duyduğu anlarda Kur'an ve sünnet ışığında yaşayamayan demek. İçeride bir sorun yaşıyor mu? Yaşıyor. Cevabını Kur'an'dan sünnetten çekebiliyor mu? Çekemiyor. Bu yüzden bu tür insanlar toplulukta yaşayabiliyorlar ya değil mi? Bütün insanlar derken biz yani bizim gibi avamlar. O zaman havas ne demek? Hayatında bir problem yaşarsa cevabını Kur'an ve sünnetten bulabilen demek. Peki bu sorundan kastım ne? Kalpte tulu eden şüphe. Kalbe şüphe geliyor. Sen buna cevap bulamıyorsun. İşte bu yaşantı şekline avam deniyor. Üstad Hazretleri'nin insanların %80'i avamdır dediği bu malum. Kur'an bilmiyorlar, sünnet bilmiyorlar, hadis bilmiyorlar. Bunları bilseler bile birçoğu telifini bilmiyor. Yani ben bunu hayatımın neresinde kullanacağım? Bu çok önemli değil mi? Yani yerinde kullanamadıktan sonra o malzeme sende çok olsa ne işe yarar? Çoğu zaman yerinde kullanılan bir susma bile binlerce okunan kitaptan faydalı. Çünkü yerinde kullanılmıştır. Çoğuları da bu telifi beceremiyor değil mi? Bizler de dahil olmak üzere. Bu yüzden avam toplulukla birilerine rapt olarak cemaat kültüründe yaşayabiliyor. Havas ise kalbine gelen bir şüphedeye anında cevap. Nereden buluyor cevabı? Kur'an'dan, an. Kur sünnetten. Ben burada Risale-i Nur derken Kur'an sünnettir yani. Onlardan süzülmüş manalara biz Risale-i Nur diyoruz. Doğru mu? Kur'an eczanesinden, Efendimizin rehberliğinden süzülen manalara biz Risale-i Nur tefsir ediyoruz yani. Şimdi bak bu mana önemli olduğundan ben sana nedir nedir diye zorluyorum. Yani bunun matematiğini anlayalım ki. Niye anlayalım biliyor musun? Aç oturalım sofraya. Şimdi mesela bazen adam geliyor sohbette, yarım saat geçiyor, gözleri kapanıyor. Niye kapanıyor sence? Tok çünkü. Hissetmiyor. Şimdi mesela ben seni bir gün, sen oruçsun uzun süredir. Böyle gözün dönmüş halde sofraya oturtsam, önüne de kısır koysam. Gözün kapanır mı? Olur mu ya? Mezardaki adam dirilir. Hiç mümkün mü adam uyusun? Şimdi bizim gözler gözler niye kapanıyor biliyor musunuz? Bu mantıkları anlayamıyoruz. İhtiyacımızı anlayamıyoruz. E sen kalbinde şüpheyi ve ihtiyacı anlayamayınca cevap da aramıyorsun. Yani sofraya aç, oturmuyorsun. Yani konunun önemine binaen bunları anlatma ihtiyacı hissettim. Çok elzem meseleler. Yani ben neden hadi muhakeme, muvazene kuralım, niye ısrar ediyorum? Bunları burada biliyorsun. Bilmekten 100 kat zor daha bir şey var. Olayı anında yaşamak. Yani bu birinci basamağı. Bir de bunun yüz basamağında sizin kendi gayretinizle çıkmanız gerekiyor. Bilme kısmında sorun yok. Ama bari birinci basamağı düzgün inşa edelim. Sonra diğer basamakların da terasisi şaşıyor. Şimdi benim elimdeki ilk adımdaki mezura 100 santim değil de 75 santim olursa ben bunu da 1 metre diye ölçersem o saatten sonra her ölçtüğüm yanlış olur. Yani kalan 99 basamaktaki tecrübe de yanlış olur. O yüzden burayı güzel inşa etmek zorundayız. Doğru mu? Elimizdeki birinci kriter güzel inşa edilmek zorunda. O yüzden lütfen zihnimizi açalım. Yani böyle kafamızda ön yargılar var. İhsan Nur zaten düz okunup anlaşılmaz. Nefis diyor bunu. Ben biliyorum. Benimki de diyor. Bazen okuyorum, 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 okuyorum. Arada bu şuradaki manayı anlıyorum. Diyorum ki ya burada anlaşılır ama diğerleriyle anlayamayabilirsin. Sorun. Anlamayabilirim. Sorun burada değil. Sorun Gazete gibi okumamda. Ama mücadele etmek zorundayım. Kandırıyor nefsi yani. Her yerde kandırıyor. Fırsat belliyor. O yüzden o birinci basamağı güzel vereyim ki buradan. Devamı da Allah'ın izniyle kişi gayret ederse, himmette bulunursa devamı güzel ölürsün. Allah'ın bu vücudu bize temlik yani mülk olarak vermediği ne belli? İdaresini bana bırakmamasından belli. Şimdi bak bir hayal edelim mi? Şu vücudu Allah bana mülk olarak verseydi tamamen benim mi? Tamamen benim. Allah'ın tasarrufu var mı? Haşa yok. Tamamen bana bıraktı. Gece oldu mu? Oldu. Ne yapacağım? Yatacağım. Şimdi gece uyuyacağım. Ama kalbin çalışması lazım. Hadi gündüz dedim gücüm yetti. Sürekli ben böyle böyle yaptım. Ama gece oldu uyumam lazım. O zaman benim kalbi bir arkadaşıma emanet etmem lazım. Gece tam uyumadan önce dedim ki ya ben Mahsum'u çağırayım emanet edeyim. <laughs> Çağırdın mı Mahsum'u? Çağırdım. Geldi mi? Geldi. O da tam benim kalbi çalıştırırken kaldı mı? <laughs> kaldı. Ne oldu? <laughs> Film bitti. Bir daha başa sarsak saramıyorsun. Film bitti. <laughs> Masum. değil mi? Masum da öldü değil mi? <laughs> bak hem o gitti hem ben gittim. Şimdi bu mu vücudun bana ait olmadığı nereden belli? Çalışmasını bana bırakmamış bak. Oradan belli yani. Eğer bu vücut senin olsaydı kullanmasını da sana bırakırdı. Yani ihtiyaçlarını karşılamayı da sana bırakırdı. Haydi bir bıraksın bakalım. Güneşler, bulutlar, gezegenler. Oksijenler, karbonlar, atomlar, partiküller. Ya sen bunun birisini karşılamaktan acizsin. Bu kadar ihtiyacı sen hayatta kalabilmek için nasıl karşılayacaksın? Mümkün mü? Mümkün değil. Bunu karşılayabilecek güç bizde var mı? Yok. Bak kalbinle ilgili sorun yaşadım. Doğru mu? Anjiyo olduğundan yeri, değil mi? Hala çalışıyor mu kalbin? Çalışıyor. Neyin farkındasın? Hangi damarı açtınız? O damar nereye etki etti? Kalbin atış ritmiyle ilgili günlük sana rapor mu veriyor sen mi ona günlük böyle çalış diyorsun. Bak hiç farkında değilsin. Vücudunda şu an bir şeyler oluyor. Ve sen ne olduğunu bile farkında değilsin. Ama senin olsaydı seni çalıştırman lazımdı. Öyle değil mi? Bak bir problem var yani. Şimdi Yok. mesela ben benim eve gitsem lavabo nerede, banyo nerede bilir miyim? Bilirim. Zaten o yüzden öyle diyorum. Benim evim diyorum. Çünkü ne nerede biliyorum. Şimdi nerede hani böbrek nerede, dalak nerede? Nerede biliyor musun? Pankreas nerede? Ha? Biliyor musun? Bir ciğeri biliyoruz o da çok yediğimizden dolayı. Ciğer nerede diyebiliyoruz yani. Hiçbirisini bilmiyoruz. Bu mitokondri nasıl enerji üretiyor biliyor musun? Bak kuru fasulye pilav yiyorsun enerji oluyor. Nasıl çalışıyor bu ya? Bak bende oluyor ve şaşırıyorum nasıl olduğuna. Allah Allah. Bak insanlar bunları öğrenmek için, neyin nerede olduğunu öğrenmek için 10 yıl eğitim görüyorlar. 10 yıl eğitim sonucunda da nasıl çalıştığını sana sistemleyebiliyor. Yoksa durmuş, bitmiş, ölmüş bir kalbi. Dur verin bana ben tekrar yaparım ya bu zaten benim diyebilen var mı? O da yok. Allah Allah. Şimdi biz ne diyoruz buna binaya? Hala diyoruz ki bu hayat benim değil mi? Hayırdır ya? Nereden aldın? Kaça aldın? İmalathanesi nerede? Nereden satın alıyorsun bu hayatı? Mümkün mü öyle bir şey ya? Madem bu hayat benim değil, birisinin. Ama ben bu hayatı istediğim gibi kullanıyorum, ben hırsızlık malı kullanıyorum. Ben gelip senin arabanı çalsam, istediğim gibi de kullansam senin de haberin yok. Rızan da yok. Ne bu? Hırsızlık malı değil mi? Allah Allah. Demek ki bir insan bu hayat benim istediğim gibi tasarrufta bulunurum derse kullandığı mal aksine kendi malı değil Çalıntı bir hırsızlık malıdır. Şimdi Akkı sen galericisin. Şimdi siz araba kiraladığınızda da sizde sistem var değil mi? Tık tık ediyor. Ne oluyor? Bu araba şehir dışına çıkarsa bu arabayı kilitlerim diyor. Şimdi hani bu bedenimiz Allah Azze ve Celle'nin ya. Aynı sistem bize kursan olacaktı. Bu beden harama girse kilitlerim. Şimdi harama bir bakıyorsun. Kör olmuşsun. Şimdi mesela bak böyle bir sistemle yaratsaydı Allah. Harama el uzatıyorsun felç olmuşsun. Tam tutmuşsun haramı taş kesilmişsin. El böyle kalmış böyle. Şöyle gidiyorsun hayatın boyunca. Şimdi niye böyle yapmamış? Tövbeye geri dön diye. Öyle değil mi? Ne istiyor biliyor musun? Kulum zorla değil, benim hatrım için haramlardan elini ayağını çeksin istiyor. Nasıl olur bu? Ben Allah'ın hatrı için ne olursa haramdan elimi çekerim. Bunun emanet olduğunu yani hayatın bana ibaha olduğunu bilirsem, benim olmadığını bilirsem tam orada işte derim ki Ya Rab senin hatrın için. Peki benim vücudumda Allah'ın hatrı olduğu ne belli? hatıralarından belli. Bazen tespih uzatırlar. Ne işin verir adam? Hatıra yani beni hatırla. Şimdi bize de hatır için bu hatıralar verilmiş mi? Verilmiş ne için? Parmağını oynatırken bu hatıradan beni hatırla ki emanet olduğunu bil. Benim istediğim şekilde davran. Peki Allah'ın hatırası olmayan ne var? Hiçbir şey yok. Demek ki her hareketinde, her nefesinde Allah Azze ve Celle'nin amacı ve gayesi nedir? Kendisini hatırlatmak. Bu verdiklerinin ibaha yani emanet olduğu şuuruna varman, ona vardıktan sonra bu hayatı veren kimse, onun istekleri doğrultusunda yaşıyorsun. E onun isteklerinin neticesi, dünyada da ahirette de sonsuz mutluluk. İnanın bakın böyle. Buyurun denemesi bedava. Buyurun zıttını denemeyin inşallah. Deneyenlerle oturup kalkın. Bak 10 yıl içmiş adamlar bulun. 20 yıl esrar kullanan adamlar bulun. Gece hayatında sefaatle ömür tüketen adamlar durun. Bak kaç kez intihardan döndüklerini dinleyeceksiniz. Biz dinliyoruz biliyorsunuz. Sizle birlikte o insanlarla ilgileniyoruz. Allah bizi de muhafaza etsin onları da yani biz onlardan üstün değiliz. Biz başka şekilde imtihan yaşamışız. Onlar başka şekilde Allah yardımcıları olsun. Hani o cihette kıyaslamıyorum. İnsan vicdanen diyor ki ya Rab oraya koyacağına cehenneme koy diyor yani. Hiç değilse orada harama girmem seni zikrederim diyor zebanilerle öyle değil mi? Şimdi bunun denemesi bedava. Sen hayatı temlik yani benim mülkümdür zannıyla eline alırsan o şekilde bir hayat yaşarsan senin ruhunun gerçek gıdası olan ne namaza meyledersin ne zekata meyledersin. Ne Rabbini tanımanın verdiği o ruhi lezzeti alırsın. Alamayınca ne yaparsın? Hayvani lezzetlere meyledersin. Ama zıttını yaşa. Ya Rab bu beden bana ibahadır. Madem ibahadır bunun nasıl lezzette alacağını da anlatacak ancak mülk sahibidir. Şimdi klimanın sahibi bize şu şekilde çalıştırın dediğinde klima doğru çalışıyor, mutlu oluyor demek bu. Çamaşır makinesinin içerisinde biz soba yakmıyoruz. Niye? Çünkü onu üreten bu bu şekilde çalışır demiş. Çünkü çamaşır makinesi ibahadır, maliki, sahibi başkasıdır ve onu ona göre tasarlamış. Biz ütüde sucuklu yumurta yapsak ütü üzülür. Doğru kullanılmadığından dolayı. Pis pis kokar öyle değil mi? Şimdi neyi nasıl yaratıldıysa onun doğru kullanılmasını ancak yaratan yani Allah Azze ve Celle bilir. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Sen o konuşmalara kulak kapatıyorsun ve ilk yanılgı şu oluyor. Bu bedenim ve hayatım ibaha değil, temlik yani benim mülkümdür diyorsun. Buyurun denemesi bedava. Allah yaşatmasında ondan sonra mutsuz, huzursuz bir hayat seni bekliyor. O yüzden Üstad Hazretleri ne diyor biliyor musunuz? Muazzam bir cümle. Kayıtlı ve kelepçeli sevk edilmezden evvel Allah'ın davetine icabet et. Bugünkü davet nedir peki? Bu hayatın sana ibahadır. Buyurun devam edelim. Acaba en kolay, en zahir ve daireyi ihtiyar ve şuurda dahil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde. Şuraya kadar götürüyorsun şuurlu. Sonra içeride neler gerçekleşiyor? Farkında değiliz. Evet. Nasıl göz ve kulak gibi daireyi ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere malik olabilirsin. Şimdi bize yine çocukken öğrettiler. İstemli kas, bir de istemsiz kas. Şimdi bu şeyler kalp malp ne oluyor? İstemsiz kas. Yani kendi kendine çalışıyor. E bu şimdi o kadar düzenli ritimde çalışacağını nereden biliyor? Onu biz de bilmiyoruz. Allah Allah. E şimdi ben bazen çok enerji tükettiğimde mesela koştuğumda. E bunun atım sayısı değişiyor. Bu da daha çok kan pompalıyor. Hücrelere yardım ediyor, besin gönderiyor. Bunu nereden biliyor? İşte o da kendi kendine o şekilde. Yani Allah dedirtmeyecekler ya öyle mi? İstemli kas, istemsiz kas değil mi? Anan aşağı, babam yukarı her şeyi dedirtiyorlar. Allah dedirtmeyecekler ya. Şunun farkına varmamız lazım. Bu az önce saydığımız hani istemsiz kas diyelim. Bunların idaresini bize bıraksaydı bu cümleyi şu yüzden kullanıyorum. Mük sahibi olsaydım ve bunların idaresini bana bıraksaydı ben kontağı kapatıp gitmiştim. Bir gün bir arkadaşın gözü felç geçiriyor. Yani yüz felci geçiriyor ama gözle gitmiş. Kuvvetli bir şekilde göz böyle. Neyse doktora götürüyorlar arkadaşı. Doktor demiş ki kapatacağım gözünü, bantlayacağım böyle. Arkadaş demiş ki iyi de demiş bu göz çalışıyor. yani kör değil bu göz. Gören gözü sen niye batlıyorsun? Bıraksana ben göreyim önümü. Şimdi bu gözü ne oluyormuş biliyor musun? Göz kapağı çalışmazsa Çalışmadan kastım günde 70 bin aç kapama. Bu göz kapağı çalışmazsa sürekli böyle olursa göz kuruyor. Kuruduktan sonra da kör oluyor. Doktor demiş ki ya sana bırakacağım idareyi günde 70 bin kez gözünü aç kapa yapacaksın. Ya da ben ileride iyileşmesi hesabına göre bu gözü kapayacağım ki ileride iyileşince görebilesin. Hangisini tercih edersin? Doktor bey kurban olayım kapat. Mühür vur zımba vur yani ama o gözü kapat. Şimdi bunun idaresini bana bıraksa bu nasıl bir hayat olurdu? Bakın bu soru basit olabilir ama cevabı net. Kesinlikle biz bu hayattan çıkardık. Var mı yani günde ben 70 bin bunu yaparım ama yaşayabilirim? Var mı bunu diyebilecek olan? Bunun evet. mümkünatı yok. Yani sen bu hayatı terk ederdin. Bu kesin. Bu hayat bana ait olsaydı bunların idaresi de bende olurdu ve ben bu masrafı çekemezdim. Bunun ibaha olduğu ve kim verdiyse onun sözünün geçmek zorunda olduğu net anlaşılıyor mu? Madem sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil ibahedir, elbette ibahenin düsturuyla hareket etmek lazımdır. Nedir onun düsturu? Kim vermişse onun kuralları. Şimdi sen bana arabayı verdin. Ben de diyorum ki ya bir pembeye boyatıp getireyim. Hayır canım ne alakası? Ne pembeye boyatması ya? Sen çukurdan geçemezsin benim arabamla. Doğru mu? Şimdi niye? İbaha mı o araba? Emanet. Emanetse ben kimin kuralına uyacağım? Sahibinin kuralına uyacağım. Müşkül bir ders değil yani. Çok basit mantıklar. Buyurun. Yani nasıl bir zat ziyafete misafirleri davet eder? Şenlikteyiz. Bizzat var. Pastalar, kekler, kremalar, şenlik, ziyafet. Davet etmiş herkese, evet. Onlara meclis ziyafetindeki eşyadan ve ziyafetten istifadeyi ibaha ediyor. Temlik etmiyor. Ne demek bu cümle? Demek ev sahibi bu dünyaya göndermiş. Az önce emanet olduğumuzu, hayatın emanet olduğunu anladık. Şimdi konu biraz daha genişleyecek. Ye, iç ama götüremez. Ya ne götürmesi ya? Öyle bir asırda yaşıyoruz ki asrı felaket. Durum ne biliyor musun? O misafir ev sahibinden memnun değil artık ya. Memnun değilim diyor ya. Ben o ev sahibinden haşa memnun değilim diyor. Sen beni nasıl fakir olarak yarattın? Hayırdır? Sen zenginliğin de seni sonradan mı fakir yaptı? Sen yoktun ki. Sana bir borcu mu var? İnanın bana bak şu ders bilinmediğinden dünya ile yaka paça o kadar saçma meselelerimiz var ki. Adam ne diyor mesela? Ben niye bir 30'um arkadaş? Niye bir 80 değilim diyor. Yani sen bir 1.80'de Allah haşa 50 santimini çaldı mı senden? Sana borçlu mu Allah? Sen sıfırdın, sıfır. Sıfır santimdin yoktun sen yok. Madem yoktun emanet verildin, sen ev sahibinin kurallarıyla hareket etmek zorundasın. Ama öyle bir asırdayız ki bir de şikayetçi olup ev sahibinin verdiği daveti beğenmiyoruz. Şimdi ben seni davet ettim evime, güzel güzel yemekler, evimi temizledim, her şeyi sundum sana. Sen de bana diyorsun ki aman canım memnun olmadım. Ne biçim yemekler, ne biçim kahvaltı, ne biçim içmekler bunlar. Ne yaparım ben bunu? Balkondan aşağı gönderirim ben seni. Biz sana bu kadar zahmetle bulunduk. Masraf yaptık. Sen bir de bunları beğenmiyorum diyorsun. Beğenmiyorsan buyur buradan git derim. E şimdi sen misafir olduğun mülahazasını yakalayamayınca ne oluyor? Firavunluk çıkarıyor. Bir de Allah'ın yoktan verdiği şeyleri de beğenmez bir hale giriyorsun. Üstad Hazretleri diyor ki, misafir olan kimse beraberce götüremeyeceği şeye kalbini bağlamaz. Buyur bağla. Buyur bağla. Kim daha çok zarara giriyor? Buyur. Şimdi o kırık ayağın emanet, imtihan, ahiret gözüyle bakma. Benim kendime ait bacak nasıl bu hale geldi gözüyle bak buyur. Canın mı daha çok yanacak, mutluluğumu daha çok yakalayacaksın. Buyur denemesi bedava. Bak anjiyo oldun, kalbinde sorun var. Allah şifa ihsan eylesin inşallah. O hastalıklar zaten misafir biliyorsun. Vazifesini bitirip onlar da gidecek. Onlar da bizim gibi ibaha. Benim gibi güçlü, kuvvetli, urfalı bir adamda nasıl bu hal oldu? De. Daha mı mutlu olacaksın, daha mı çok üzüleceksin? Ama bir dedi de ki, ya ben zaten, zaten misafirim. Şu vazifemi ev sahibini memnun ederek bitirirsem bana bitmeyecek vaatlerde bulunuyor. Ya şu mülahazayı bir yakalarsak var ya. Bak olay ne biliyor musun? Şu an şu adadayım. Şuradan köprüyle karşı tarafa geçiyorum. Karşı taraf nasıl biliyor musun? Kartpostallar halt etmiş. Böyle göz görmeyen mavilikler, göz görmeyen lezzetler, göz görmeyen güzellikler var. Yani hava bile öyle bir durumda ki ne üşüyorsun ne terliyorsun. Öyle muazzam bir yer var. Köprüden tutmuşum, karşı tarafa yürüyorum. Kaç adım var? 60 adım var. 60 adım yürüyeceğim. Şimdi ara sıra adım atarken çivisi batıyor. Halatlar elimi kesiyor. Birkaç tane tahta kırık ayağım çukura düşüyor. Ama karşıdaki manzara muazzam bir yer ve bana karşı taraftaki sağlık memurları şunu müjdeliyor. Burada sağlık sistemi öyle bir halde ki sen buraya adım atar atmaz hem bütün yaraların anında iyileşecek hem de bir daha istesen de hasta olamayacaksın. Ya şimdi o köprüde giden adam ah vah eder mi? Köprü bitince karşında ne var? Göz görmemiş, kulak duymamış bir diyara gideceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet anlatırken öyle anlatmıyor mu? Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş ne de kalbi beşere hutur etmiş. Beşerin kalbinde böyle bir hatıra yok. Ya böyle bir yere gideceksin bırak köprü biraz çivi batıyor sallanıyor ediyor. Ama bunu anlamanın formülü ibaha. Yani Emanet. Gönderdiği imtihan da emanet. Hepsi emanet. Ya bu mülazayı anlayan bir insanın ya ben niye üzülmüyorum deyip şüphe duyar bir hayat yaşaması lazım. Anladın mı? O kadar mutluluğun temelinde bir mesele. Yarın bir gün şeytan uğraştığında yardıma çağıracağız ve içeriden bir ses oğlum bitecek bunlar misafirsin dediği anda bitiyor. Dayan. Nasıl sabrediyor insan? Ya bunlarla sabrediyor işte. Yoksa aksi halde ne oluyor biliyor musun? İnsan Ev sahibi zannettiği evden misafir olup atıldığını öğrenince çok ağrına gidiyor. Yani bu misafirliği anlamak çok önemli. Ben ne zaman bu misafirlik kelimesini düşünsem önce diyorum ki Mehmet biz kelimeleri yanlış biliyoruz onu bir düzeltelim diyorum. Misafir kelimesi eve oturmaya gelen manasında değildir. Misafir sefer kökünden yani yolcu demektir. Giden demektir. Misafir gelip oturan demek değildir. Şimdi aklıma hep şu hatıra geliyor. Dın 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 dın. Afyon Kolaylı Dinlenme Tesislerine hoş geldiniz. Şimdi İzmir'de okudum ya. E Mersin İzmir 1000 kilometre. Benim ömrüm otobüste geçti. 2-3 ayda bir Mersin'e gel, 2-3 ayda bir İzmir'e dön. E sürekli Afyon dinlenme tesislerinde otobüs yanaşıyor. Mola süreniz 30 dakikadır falan. Bilirsin ne o sesleri? Şimdi 30 dakika boyunca ya ihtiyaç mı karşılayacaksın? Çorbanın kokusu geliyor onu mu halledeceksin? Ya bir çay mı alayım? E namaz var namazımı yetiştireyim. Şimdi oraya baktığında ahval nasıl biliyor musun? Herkes yolcu. Yani şu dinlenme tesisinden de bir ev alayım diyen yok. Ya şuraya da bir iş yeri kurayım diyen yok. Ya şu bavulları indir de şu gardıroba dizelim diyen yok. Niye? Herkes seferde olduğunun farkında. Peki fark ettiren ses ne? Dın 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 dün dın 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 Afyon kolaylı dinlenme testlerine hoş geldin. Ya bu sesi bizim kulağımızdan çıkarmamamız lazım. Allah bu sesi bize sela olarak günlük etraftaki vefat haberleriyle duyuruyor. Cennet dinlenme testlerine hoş geldiniz. Veyahut daha kötüsü var. Cehennem dinlenememe testlerine hoş geldiniz. Allah duyurmasın bu sese. Şimdi biz ölümün bu cümlelerini, seslerini kulağımızdan hiç ayırmazsak misafir olduğumuzu anlayıp dünyada da o muazzam mutluluğu yaşayacağız. Evet buyurun. İbahe ve ziyafetin kaidesi ise mihmandarın rızası dahilinde tasarruf etmektir. Bir insan ibaha olduğunu, yani emanet olduğunu. Bak emanetçi değil ha. Emanet, ben de emanetim. Bir insan emanet olduğunu anlarsa dünyada neyin mücadelesine girer? Mimanların rızası. Yani mülk sahibinin rızasını nasıl kazanırım, niye? E beni bana o emanet vermiş. Peki, sizce Allah'tan istenebilecek en büyük şey nedir? Rızastır rızası. Peki Allah'ın rızasını istemek ne demek biliyor musun? Allah'tan Allah'ı istemek demek ya. Allah Allah. Yani bu o kadar büyük bir makam ki bir gün sultanın bir tanesi çağırmış bütün rahiyetini. İsteyin benden ne isterseniz. Bir tanesi demiş ev isterim, bir tanesi demiş at isterim, bir tanesi demiş ki sultanım şöyle boynunu bükmüş demiş sultanım ben senden seni isterim. Taktik on numara. Zaten sultan alırsan mülkünü almışsın demek. Zaten onu alırsan yani rızasını alırsan onun vereceği her şeyi yani bütün eşantiyonlarla birlikte aldın demektir. Ama biz bu meseleyi tam idrak edemiyoruz bak. Ne diyoruz? Allah'ın rızasını değil, dünyayı istiyorum. Ah bir üniversiteyi kazansam. Tamam, kazandım. Ah bir de işe girsem. Tamam, girdim. Bir de evlensem daha ne isterim? Sen bunları isteyerek inan bana Allah'tan hiçbir şey istememiş oldun. Yani Allah'ın verecekleri karşısında o kadar küçük bir şey istedin ki. Sen Allah'tan bizzat kendisini yani rızasını isteseydin bu diğer isteklerin yanında eşantiyon olarak zaten verilecek şeylerdi. Sen ana sermayeyi, ana parayı köşeye attın, ittin. Eşantiyonları istemeye başladın. Sen o rıza ufkını yakalasaydın. Ya Rab senin rızanı istiyorum deseydin. Zaten dünyada talep edilen her şey sana eşantiyon olarak verilecekti. Devam edelim mi? Öyleyse israf edemez. Nasıl ise? ibaha ise. Yani emanet ise evet. İsraf edemez. Başkasına ikram edemez. Sofradan kaldırıp başkasına sadaka veremez. Dökemez, zayi edemez. Benim değil mi arkadaş? İster yerim, ister atar israf ederim. Değil işte. Sen de senin değilsin. Problem hep orada çıkıyor değil mi? Benim değil mi? Benim hayatım değil mi? Ya değil işte değil. Senin olsaydı idaresi de sende olurdu. Sorunumuz tam burada. Benim değil mi arkadaş? İstediğim gibi yaşarım. Ya değil işte değil. Sen burayı bir çözsen konu devamı gelecek. Sahibi nasıl istiyorsa öyle yapacaksın. Şimdi rivayetlerde sizinle çok okuyoruz. Mesela bir rivayette diyor cehennemin kapısını cimriler, cennetin kapısını cömertler açacak diyor. Dedim ki ya bu cimdiler niye cehenneme gidiyor? Öyle öyle çok rivayet var. Bir duysanız rivayetleri. Vermesi gereken malı kendisinin bildiğinden Allah neticeyi cehenneme yaratıyor bak. Peki cömert adamı düşünelim. Niye cennette müjdeleniyor? Allah'ım senin bana verdiklerini vermemi gösterdiğin kullarına rahatça dağıtıyorum. Neden rahatça? Benim değil. Cimri bir insan Allah'ın malını gasp ediyor hükmüne geçmiş oluyor. Yani baktığında imanın neticesi cömertlik. Yani bir insanın cömert olmaması gene iman zafiyet hastalığından. Ve o cömertliği yapan işin sonunda neyi görüyor biliyor musun? Yahu ben cömertlik ediyorum ama benim malım mülküm daha da bereketlenip artıyor. Ben anlayamıyorum diyor. Bir gün zenginin birine sormuşlar. Demişler sen nasıl zengin oldun? Demiş ki ben verdim Allah verdi. Ben verdim Allah verdi. E hiç yarışılır mı? Allah Azze ve Celle kazandı tabii demiş. Buyurun. Eğer temlik olsaydı yapabilirdi ve kendi arzusuyla hareket edebilirdi. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak sana ibahe suretinde verdiği hayatı intihar ile hatime çekemezsin. Konu ne kadar saçaklı bir konu değil mi? Kendine bakıyor, kulluğuna bakıyor, hayatını nasıl tasarruf edeceğine bakıyor, evet. Gözünü çıkaramazsın ve manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin. Harama bakmak ne demek? Manen kör olmak demek. Şimdi hadislerde de geçiyor, şeytan ilk okunu gözden atıyor. Bak bu göz dolunca ne oluyor biliyor musun? Dolunca. Zaten dolduruyor şeytan. Birinciden ne olacak? İkinciden ne olacak? Hello böyle sosyal medyanın bazı mecraları var. Haram, nazarlar çok fazla var. Şimdi şeytan orada dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. Ne oluyor biliyor musun? Baraj gereğinden fazla taşarsa ne yapıyor? Yıkıyor onu değil mi? Şeytan gözü dolduruyor, 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 yıkıyor. Neyi yıkıyor? İradeni yıkıyor. Kalbin diyor ki ya yapma burada harama gireceksin diyor. Ama vücut ve azalarına hakim olamıyorsun. Yıkıyor oradan, iraden gidiyor. Neden? Bak göz bana ait istediğim gibi bakarım dedim. Yani temlik ettim. Benim mülküm bu göz dedin ya. Bu göz bana ait istediğim gibi bakarım dedin. Baraj taştı yıkıldı. Bu sefer ne oluyor? İç aleminde çatışma başlıyor. Acaba haram mı terk etsem, inandıklarımı mı terk etsem? Bak olaylar böyle oluyor. Peki bir insan inandıklarını nasıl terk ediyor ondan sonra? Baş edemiyor ya. Gözden giriyor, giriyor, giriyor. Gözden niye giriyordu bu arada? Temlik. Ya bu göz benim istediğim gibi bakarım ya. Manen kör ederim. Kime ne? Diyorsun haramlar giriyor. Ondan sonra bir tercihte bulunmak zorunda kalıyorsun. Ya ben bu haramlarda mı devam etsem, inancımda mı devam etsem? Haramlar kuvvetli basacak diyelim. Allah muhafaza inancı terk edeceksin. Sizce inancı şöyle mi terk ediyor o insan? Ben bugün inancı terk ettim. Böyle mi terk ediyor? Hayır. Nasıl terk ediyor? Şüpheyle, şüpheyle. Allah var mı? Ahiret var mı? Benden hesap sorar mı? Bu hadis hadis mi? Ya o hadis Öyle olsa sana ne faydası var? Öteki türlü olsa senin ne faydası var? Senin ilim alanına girmiyor ki. Koluna girmiyor. Sen o hadise medar bir hayat yaşamıyorsun zaten. Kendisiyle alakalı olup olmaması umurunda değil. İnsan böyle bir ahvalden sonra zayıf bir şüphenin kucağına kuvvetli bir delil gibi oturuyor. Neden? Bu göz benim. Bak nedeni bu. Neticesi haram. Biz nedenini konuşuyoruz. Diğer konuştuğumuz haramlar, şüpheler bunlar neticesi. Bak bu ders neymiş görüyor musun? En temele inen bir ders. Neyin? Mutluluğun en temeline. Ya şu meseleyi çözsek var ya. Allah Allah. Çok az kaldı ha. i̇yi miyiz? Bak mecbur iyi olacaksınız. Siz sizin değilsiniz ha. İbahasınız ya kardeş. İbaha adam yorulur mu ya? Bak anji olmuş derse gelmiş ne güzel. Öbürünün evinde hanım var derse gelmiş. Kral bunlar ya. Birinin düğünü var derse burada mı? O ruhu da burada mı onun? Ha, ruhu da burada değil mi? Ya Emice sen var ya bana bir ders daha yap diye şek veriyorsun ya. Evet buyurun. Ve hakeza kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarf etmekle manen öldüremez. Ve eti yenilmeyen hayvanını lüzumsuz tazip edip katledemezsin. Yani ne bağlantısı var bu cümle burada? Allah Allah. Ya üstad var ya çok ilginç bağlantılar yapıyor ya anlamak müşkül ya muazzam yani. Şimdi eti yenilmeyen hayvana ne diyor? Tazip. Zulmedemezsin. Niye zulmedemiyorum Murat? Çünkü benim değil. Bak şimdi. Ben bu cümleyi eski bir bilgimle çağrıştığı için anlayabildim. Osmanlı'da yük taşıyan eşeklerin haftada bir gün tatil zorunluluğu var. Biliyor muydunuz bunu? Bunun bir ciheti hayvanın dinlenme hakkı var. Diğer ciheti o hayvanın dinlenme hakkı var. Çünkü hayvan senin değil. Neyi alıştırıyorlar insanları? Emanetçi olduğunu alıştırıyor kullandığın hayvana dahi karışan ritüeller var ve mükemmel ritüeller. Ne diyor bu ritüeller? Hayır canım o hayvan dinlenecek diyor. Şu yükten fazlasını da o hayvana şey yapamazsın diyor. Hele hayvana bakma zaten geçmiş şey olsun yani hayvan falan diye bir şey kalmaz elinden alır eski ecdat zamanında. Şimdiki gibi düşünme yani. Şimdi burada neyi çağrıştırıyor bunlar? Ya emanet emanet. Şimdi bir insanın alemine bu şekilde emanet yerleşse. Bak böyle yerleşir aleme. Tuttuğum bir hayvan emanet. Şimdi başka biri dese ki çocuğun emanet. Değil mi? Çocuğu kendi malımız gibi görüyoruz yani. Çocuk sanki haşa kusura bakmayın da gerçekten böyle görüyor. Önce benim malım sonra da bir ara Allah'ın kulu. Böyle görmüyor mu? Böyle görse çocuğun Allah'ın kulu gibi yetiştirir. Ama kendi zihnindeki gereksiz hayallere göre yetiştiren anne baba nasıl görüyor? Böyle görüyor. Bak bir insan alemine yerleşse çocuğun emanet, malın emanet, mülkün emanet, gözün emanet. Niye hasta olup duruyoruz? Vücudun emanet işte Allah Azze ve Celle onu gösteriyor. O insan ne olur biliyor musun? Kulluğun şuurunu ve ufkunu yaşar. Peki kulluğun yolunda huzursuz ve mutsuz bir dünya hayatı mevcut mu? Mümkün değil. Anladınız mı? Formül çok temelde, çok temelde. Şimdi siz hayal hayalhanemde bir sisteme uyuyorsunuz değil mi? Mesela sen bir çorba sisteminin içine girdin. Akşam çorba, gündüz çorba getir falan. Necdet gidiyor işte, pasta getiriyor, bir şey getiriyor. Osman sen ardiyeyi düzgün tutacaksın. Aslan sen günlük mesaj bakacaksın. Şimdi bak bu nefse ağır geliyor mu? Geliyor. Ama sen dünya nazarında bu sisteme girdiğinde Allah'ın kulluk sistemine girmen çok kolaylaşıyor. Kulun kulu örsülemesi, kulun kula sorumlu ve mesul olması. Kardeşim sorumluluklarımız var. Sen onu yapacaksın, ben bunu yapacağım, sen onu yapacaksın. Şimdi bu neyi kolaylaştırıyor biliyor musun? Sen burada emanet olmanın gereğini yerine getirerekten Allah'ın bir emriyle karşılaştığında kulum sen şunu yapman lazım denildiğinde e ben zaten bir şeyleri sorumluluk cihetiyle yapmaya alışkınım ya Rab. Bunu da yaparım. Antrenmanlı bir hale gelmiş oluyorsun. Bu yüzden İslam nazari olarak öğrenilemez, ameli olarak öğrenilir. Sen dostların arasında, dostların arasında yaptığın bir kolektif harekette, yani birlikte yaptığın bir harekette, o sorumluluklarını yerine getire 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 kendini törpülüyorsun ve bu şekilde Allah'ın bir sorumluluğuna uyman kolay oluyor. Daha güzeli senin sorumluluğa uymak zorunda olduğun, yani ibaha emanet olduğunu anlaman da kolaylaşıyor. Vur patlasın, çal oynasınca şımarık bir hayat yaşayan insana bunu nasıl anlatabilirsin? Buyurun devam edelim. Bütün sana verilen nimetler bu misafirane dünyanın sahibi olan Mihmandar-ı Kerim-i Zülcelal'in kavani şeriatı dairesinde tasarruf etmek gerektir. Şimdi meselenin başını şöyle açmıştım. Biz sefahat üzere bir hayat yaşıyoruz. Yani ben bana aitim. Ve biz bunun adına hürriyet diyoruz. Bakın hürriyetin tam tarifi şudur. Başkasına zarar veremezsin. Bunu herkes uyuyor zaten. Şimdi yenileyin bunu. Başkasına zarar veremeyeceğin gibi kendine de zarar veremezsin. Hürriyet budur. Niye? Sen sana ait değilsin çünkü. Şu manayı bir anlasak var ya. Allah'ın verdiği nimetlerle kibirlenmeyiz biz. Ne olur biliyor musun? Boynumuz bükülür. Ya Rab ben emanetim. Bir de bana bu kadar ikramda bulunuyorsun. Peki o boyun büküle büküle nereye ne gider? Secdeye. Demek ki namaz kılamayan bir adamın bile problemi kendisini kendisini zannediyor. Zannettiği nereden belli biliyor musun? Bütün kabiliyetlerini o dünyada sarf ediyor. Sermayesini orada kullanıyor. Bir adam dünyada çok güzel dosya mı düzüyor? Ahiret namına da düzecek arkadaş. Çünkü her nimetin şükrü kendin evinden. Bir adam dünyada çok para mı harcıyor? Ahiret namına da harcayacak. Bir adam dünyada çok güzel araba mı kullanıyor? Ahiret namına da nurun şoförü olacak o adam. Bir adam dünyada çok güzel pazarlama mı yapıyor? Ahiret namına da bu hakikatleri ölene kadar anlatacak. Yok öyle ya ama Köşede durayım, arada elimi açayım, arada Kur'an okuyayım. Bunları zaten yapacaksın. Sen kime ne satıyorsun? Sen verilen sermayenin aynısını ödemek zorundasın. Kulluğun şuuru şüklü budur. Bunu yapmanın yolu nedir peki? İbaha. Allah'ım sen bana bu konuşma kabiliyetini verdin ama bu benim değil. O zaman benim değilse mihmandar-ı kerim nasıl istiyorsa öyle kullanacağım. Allah'ım sen bana bu serveti, bu sermayeyi verdin ama bu bana ait değil. Madem bana ait değil, madem ibaha sen nasıl razı olacaksan ben öyle kullanacağım. Ama ne diyoruz? Hem kullanmıyoruz hem yanlışa düşüyoruz hem de ne diyoruz? Ya benim zararım kendime dostum. Geç onu! Sen senin değilsin. Sen yapman gerekeni yapmadığında zararın sadece kendine değil. Senin için kainat çalışıyor. Sen o kainatın çalışmasını da alıp çöpe atmış oluyorsun. Öyle mi? Şimdi bizler hepimiz bir araba fabrikasında çalışsak. Araba üretiliyor ben götürüp uçurumdan atıyorum. Ne dersiniz? Yapamazsın. Bizim emeğimiz var. Senden davacı oluruz dersiniz. Şimdi bir insan geminin dümenine otursa. Nerede adam? Geminin dümeninde. Ya dese bir 15 dakika kestireyim. Kime ne zararım var? Kendime zararım var. Gemi de gitti. Buzdağına vurdu. Paramparça tuz buz oldu. Geminin sahibi geldi kızdı adama. Bu kadar kibar kızmaz herhalde değil mi? Gross tonluk gemiler. Adam da şöyle bir cevap verse geminin sahibine. Ya ne kızıyorsun canım? 15 dakika dinlendim. Kime ne zararım var? Kendime zararım var. Buyur maaşımdan kes dese. O adam seni kesse karşılığı olmaz. Ne maaşı? Sen çünkü kimseye ne zararım var diyemezsin. Bütün gemide kim mürettebattan sorumlusun. Biz de kainat gemisindeyiz. Güneşi, ayı, atası, ötesi bütün seyircilerin her birisi biz bu kulluk ürününü çıkaralım diye çalışıyorsa hepsi bizden hak talep edip davacı olacak. Bu yüzden 50-60 yılda sonsuz bir cehennem kazanıyor maalesef insan. Ya şimdi bizim bu tür kavramların yerini değiştirip anlamamız lazım. Temlik ibaha anlamamız lazım. Ben benim değilim. Başka bir böyle düzeltmemiz gereken kavram daha var. Biz kulluk şuurunda olmayan insanları bazen çok güzel görüyoruz. Geçen yine birisiyle muhabbet ediyordum da böyle birisini övdü yani. Dört dörtlük diye övüyor. Övdüğü kişiyi de şöyle anlatıyor. Ya diyor kimseye zararı yok diyor. Namazda kılmıyor ama arada da diyor şurubu götürür içer diyor ama dört dörtlük adamdır diyor. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Ya bir lamba aldım yanmıyor ama dört dörtlük lamba ha. Sana satayım o kadar beğendiysen. Ya bir klima aldım ısıtmıyor soğutmuyordu ama dört dörtlük klima ya. Ya bir insan kulluk vazifesini yapmadıktan sonra nasıl bir insanın kıymeti var ki dört dörtlük olabilsin o insan? Allah'ı tanımadıktan sonra. Bir de konuşsan, sorsan şu cevaplar çıkıyor. Çok üzülüyorum ya. Biz kendimizi kendimizi zannettiğimizden firavun gibi seviyoruz kendimizi. Dostum diyor ben kaliteyi yaşamayı çok seviyorum. Geçen canım çorba çekti Antep'e gittim. Niye? Kaliteli yaşarım ben. Çok severim kaliteyi. Peki hiç namaz için Kabe'ye gittin mi? Hayır. Eğer hayırsa sen o yaşantıya kaliteli diyemezsin. Nefsin peşinden kilometrelerce gideceksin namazın peşinden secdeye gidemeyeceksin. Allah Allah. İnsanın buna övünmesi değil, utanması lazım, utanması. Üstad Hazretleri bir yerde ne diyor biliyor musunuz? Hayatın kalitesi yani lezzeti için bir serçe kuşunun lezzetine yetişemeyeceksin diyor. Çünkü onda geçmiş gelecek kavramı olmadığından muazzam bir lezzet alırken sen geçmişin elemleri, geleceğin kaygılarıyla yaşadığın andan bile lezzet alamıyorsun. Yani istediğin kadar uğraş, bir serçe kuşu kadar kaliteli hayat yaşayamıyorsun. Kalite istiyorsan hayvanatta var. Biz onun için gelmedik. Ya değil mi? Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innake entel alimul hakim ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha mesela